ile kucaklaşan aşklar değil yürektir. Bazen hayalsin, bazense gerçek. Söyle kimsin sen, zehirli çiçek. Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akçay, görevinden kendi isteğiyle ayrılmış bulunuyor. Bundan sonra yeni başkanınız olarak beni, sevgili eşim Berna Gökçay temsil edecek. Kendisine başarılar diliyorum. Aman Allah'ım! Bunlar biziz. Bu ben. Bu Ayşin. Bu Nazan. Bu da Orhan bu. Cevat amcanın oğlu. Babam hastanede yatarken gizlice borç senetlerini imzalattılar zavallı adama. O felaketlerden beri sadece intikam için, sadece Bekir'i mahvetmek için yaşıyorum. Beraberiz artık. Senin o hınzır zekan Bekir'e ne işkenceler, ne azaplar çektirecek kim bilir. Beni asıl sevindiren Nazan'la sadece intikam için evlenmiş olmak. Nilgün'ü getirin bana! Ben Ekrem. Seninle konuşmak istiyorum. Ne yapayım beni istiyorsa? İntihar edecek diyorum, anlamıyor musun? Koş çabuk. Koş gel hemen, durma. Yaşamış ölmüş, bana ne ya? Bu zehir yavaş yavaş gebertecek o Bekir'i. Sadece bir damla, her seferinde bir damla. Bir sabah Bekir uykusundan uyanamayacak. O sabahtan itibaren babam mezarında rahat uyuyacak. Şirketin hisse senetlerinin yarısını sana vereceğim. Hayır, istemem. Hem neden yapacaksın bunu? Bir parçada, bir nebze de olsa seninle ödeşmek için. Herkes kendi yoluna. Duydun mu? Seni pişman ederim ulan. Ne yaparsın be? Öldürür müsün? Hasar keser misin be? Böyle hayvanlık eder de benden kaçacak olursan görürsün neler yapacağımı. Çek git dedim buradan be salak. Kimi korkutacağını sanıyorsun? Nazan umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Çünkü en büyük silahım. Müjde anacığım, kazandık. Hastaneyi aradım, öğrendim. Bekir Gökçay'ın kızıyım. Tanrım, sana şükürler olsun. Bir gün babanın önce elini sonra yanağını öper misin? Hem de nasıl öperim? Beni kaçıran eşkıya. Kameradan aldığı kaseti nereye sakladı ya da kime verdi? Hep bunu düşünüyorum. Bak şuna. Aa! Herif Bekir amcanın yanı başında. Korumasıymış. Öyle mi? Ve bize hiç söylemedi bunu. Beni sık sık görmeden yapamıyorsun artık. Öldürülen Oktay Canku kovuşturması yeni boyutlar kazanıyor. Adamı Ayşin'e sizi suçlarken öldürmüşlerdi, biliyorsunuz. Evet, konuşmuştuk. Oktay'ın söylediklerini ve vurulmasını Ayşin'in kameramanı sesi olarak çekmiş. Ahmet kaçarken o kaseti de alıp götürmüş. Bana kaseti soracak değilsin herhalde. O konuşmamızda Ahmet Demircan oğlunu tanımadığınızı söylemiştiniz. Evet. Yoksa tanıdığımı iddia eden biri mi var? Yeni bir iftira mı? Hemen yanı başınızdaki o değil mi? Evet, çok şaşırdım. Size korumalık yapmış bir süre. Hala hatırlamış değilim, inanır mısın? Bu resim birkaç yıl önce çekilmiş olmalı. Yanımda o kadar çok kişi çalışıyor, bazen de o kadar sık değişiyorlar ki. Ahmet sizi suçlayıcı açıklamalar yapacak Oktay'ı niçin susturdu?
Ona vur emrini kim verdi acaba? Dolaylı olarak beni suçlayan bir durum. Ama biliyorsun Oktay onu mahkum ettirdiğim için bana düşman kesilmiş sıradan bir katildi. Onu sonra da Ahmet'i öldürerek şüpheleri benim üzerime yıkmak isteyenler var demek. Bu düşmanlarımın kimler olduğunu bulmak da sana düşüyor. Merak etmeyin, bulacağım. Siz de Ahmet Demircanoğlu'nu hatırlamaya çalışın. Onu koruma olarak kim aldı yanınıza ve sonra niçin ayrıldı? Kafamda hayal meyal de olsa bir şeyler belirecektir sanırım. Senden katillerin bulunduğu müjdesini bekliyorum. İçki için erken bir saat. Ama olağan dışı bir olayı başka türlü kutlayamam. Haklısın. Bekir Gökçay'ın kızısın artık. Seninle, içkiyle ve sevişerek kutlayacağım. Benden Hazan kadar zengin, onun kadar yüksekteyim artık. Ve sen şanslı herif. Bekir Gökçay'ın iki kızıyla da sevişen ilk ve son erkeksin. Lütfen, gitmek zorundayım. Neden? Nereye? Nazan'la buluşacağız. Hiçbir yere gidemezsin. Nasıl gidemem? Beni bekleyecek diyorum. Ben saatlerce, bazen günlerce bekliyorum. O da beklesin, ne olur. Hoş geldiniz efendim. Hoş Buyurun. Bulduk. Emriniz efendim. Nescafe lütfen. Ne oldu? Niçin sevişmiyoruz? Çok geç kaldım. Aklım Nazan'da. Gel buraya. Anlayışlı ol biraz. Bu iki ediyor. Ne derim Nazan'a? Senin ne diyeceğin hiç önemli değil. Ya ben konuşursam? Açıklarsam senin kim olduğunu? O zaman neler yaşanır acaba? Buyurun efendim. Orhan Bey'le görüşecektim. Ben eşiyim. Saygılar Nazan Hanım. Orhan Bey çıktılar efendim. Öğleden sonra hiç gelmediler. Gelecek olurlarsa ne diyeyim efendim? Kim olabilir? Öğreniriz şimdi. Kim o? Kim o? Kimsin? Ben Cengiz. Kutlamaya geldim seni. Girmen için değil. Son bir söz için açtım kapıyı. Neymiş o söz? Hayatımda başka bir erkek var. Unut beni. Aç ulan! Ben canıma kıyarken sana yalvardılar, gelmedin. Ama ben hemen kutlamaya koştum seni. Bekir beyefendinin kızı. Oo, damat bey de burada. Gördün işte, tadına bırak. Git hadi. Gideceğim. Ama sizlerle görülecek bir hesabım var. Girin şuraya. Yürüyün dedim lan. Çok adiymişsin be Orhan. Bu kadın kadar pislik misin? Bekir Bey, Nazan, Nevin Hanım bu iğrenç ilişkiyi duyunca ne yapacaklar bakalım? Nazan'dan başlayalım. Şu halinizi gelip önce o görsün. Vazgeç, yapma Cengiz, yapma. Sen bana acıdın mı hayvan herif? Yapma, yalvarırım, kapat. Otur konuşalım. Cengiz, ne olur anlayışlı ol biraz. Kapat şunu. Yaklaşma. Geç şöyle. Efendim. Ölmüş. Hayır. Ölmüş. Eyvah. Ne yapacağız? Polise haber vermemiz lazım. Mahvolurum ben, hapse atarlar beni. Mecburuz. Manyak mısın sen? Hem cinayet hem ilişkimiz ortaya çıkacak. Dayanamam o rezalete. Hayır. Bu işkenceyi çekemem, hayır. Ben de mahvoldum. Kurtulamam artık, kurtulamam. Senin yüzünden geldi başıma bunlar. Bir çaremiz var. Tek çaremiz. Bu cesedi yok etmek. Olacak şeyim be. Çıldırma, kendine gel. Başka hiçbir çaremiz yok. İkimizin de hayatı için mecburuz. Bunu yok ettik mi ikimiz de kurtuluruz. Yoksa kim olduğunu açıklar, seni de yakarım.
İntikam hayallerim biter. Seni babam parçalar önce. Yalan da söylerim. Zorla girdi evime. Bana zorla sahip oldu derim. Allah kahretsin. Ne yapmamı istiyorsun söyle. İçeriyi silelim, kan izlerini. Tamam, hadi hemen. Ne yapacağız? Nereye atacağız? Şuradan denize. Hızlan biraz. Eyvah, polisler yolu kesmiş. Allah kahretsin. İhbar almış olacaklar. Dur, inelim burada, kaçalım. Saçmalama, dakikada bulurlar bizi. Mahvolduk. Evet, bittik biz. Sağa çekin lütfen. Tamam. Kimlikleriniz lütfen. Aşağı inip bagajı açar mısınız lütfen? Bagaj mı? Evet, lütfen. Firari bir terörist için ihbar aldık. Lütfen biraz çabuk olur musunuz? Hiç istemediğimiz bir şeydi fakat mecburduk. Kapatabilirsiniz. Anlamadım. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ne oldu? Cengiz yok bagajda. Ne? Ceset yok. Olacak şey değil. İmkansız bu. Tamam, gidebilirsiniz. Teşekkürler. İyi geceler. İnanmıyorum. Ne oldu Cengiz'e? Yolda konuşalım. Kaçalım hemen. Gidelim buradan. Bir an kalbim durdu. Öleceğimi sandım. Ben de oracıkta polis cesedi görmeden evvel ölmek istedim. Nasıl kurtulduğumuzu da anlamış değilim. Kurtulmuş değiliz. Sadece dakikayı atlattık. Az sonra ne olacağını bilmiyoruz. Konuşma böyle, ne olur. Cengiz'in cesedi buhar olup uçmadı ya. Evet, birisi aldı onu bagajdan. Ama kim? Ne zaman aldı? Niçin aldı? Neden? Ne yapacak? Başımıza bir bela daha mı geliyor acaba? Bir an önce evlerimize gidelim. Her an yolumuzu kesebilir birisi. Ya da telefonla arayabilir. Çok fenayım. Cengiz'i öldürüşüm hiç aklımdan çıkmıyor. Allah'ım, bayılabilirim. Sakin olmalıyız. Neyi affederim? Neyi? Bu saate kadar seni bekledim. Başına bir şey mi geldi diye çıldırıyordum. Sense sadece affedersin deyip sıyrılıyorsun işin içinden. Cep telefonun kapalı. Sen beni arayıp bir haber vermeyecek kadar saygısız ve... Bitti mi? Neredeydin? İşlerim vardı. Birileriyle konuşmam gerekiyordu. Kadınla falan değil, merak etme. Kimlerle olursan ol. Hiç önemli değil artık. Ben yıkılan hayallerime, çar çabuk bu hale gelen evliliğime ağlıyorum. Neden Orhan? Ne oldu sana? Cevap vereceksin bana. Çok yorgunum. Asabım çok bozuk. Bir de sen böyle ağlayıp bastırırsan... Neredeydin? Yeter, başlama yine. Neredeysem oradaydım, tamam mı? Anladın mı? Yazık. Sonunda babasız bir evlat doğurmaya mecbur edeceksin beni. Fazla acıklı değil. Böyle bir çocuk doğuran ilk anne sen olmayacaksın.
Merak ettim seni. Neden? İlk defa mı bu saatte geliyorum? Hayır ama ya arardın ya da giderken söylerdin. Bu hiç hesapta yoktu. Apansız oluverdi birdenbire. Gitme başımdan. Sorup durma. Hiçbir şey sormadım ki. Sen yorgunsun. Sinirlisin biraz. Evet öyleyim. Rahat bırak beni. Bu kadar gergin olunca uyku da uyuyamaz insan. Hadi kalk. Ilık bir duş yap. Ben de sakinleştirici bir ilaç getireyim. Gitme. Sarıl bana anneciğim. Sımsıkı sarıl. Canım. Sana ihtiyacım var. İyi ki sen varsın. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Değilsin. Bir şeye üzülmüş gibisin. Üzülmene tahammülüm yok. Sen benim hep biricik sevgili kızımsın. Sen de benim canım arkadaşım, biricik babamsın. Yoksa gelmezdim. Sorun ne? Orhan mı? Nasıl bildin? Seninle de mi arası açık? Bir sorun mu var aranızda? Hayır, ben çok memnunum. Sen de mutlusun sanıyordum. Nedir suçu? Çapkınlık mı? Sanmıyorum. Birkaçtır çok geç geliyor. Üstelik haklıymış gibi tartışıyor benimle. Kendisiyle konuşacağım. Seninle dertleştiğimi anlayacak olursa... Belli eden miyim? Senin onurun benim onurumdur. Sağ ol babacığım. Senin evliliğin nasıl gidiyor? Mutluyum. Bir tek eksiğim var, o da sensin. Sen Gökçay Holding'i değil, beni terk ettin. Dön artık. İşinin başına geç. Peki. Baba... Yaşlandım. Çok sevinince gizleyemiyorum kendimi. Öyleyse daha çok sevinmelisin. Nasıl? Bir torunun olacak. Ya. Evet. Neden geldiniz burada? Oğlumun ihtiyacı için dönmüştüm. Çığlığı duyunca koştum. Siz bulduğunuzda ölmüş müydü? Evet, ölmüştü. Başka kimse var mıydı? Hayır. Tutar mısın? Yine mi benden öncesi? Dikkat et, bu bir boşanma sebebidir. Keşke gelmeseydim. Bu defa sevinemiyorum. Neden? Göreceksin şimdi. Lütfen. Lütfen açılın. Açılın şöyle. Çekilin. Ama bu Cengiz. Hoş geldin. Çok keyifsizsin. Kötü bir şey mi oldu? Sana çok üzüleceğim bir haber. Cengiz ölmüş. Cengiz? Hı. Hayır, olamaz. Neden? Canına mı kıymış, intihar mı yine? Hayır, öldürmüşler. Aman Allah, olamaz. İnanamam. Ah Cengiz, canım. Kim öldürmüş, niçin? Henüz bilinmiyor. Anneciğim, felaket. Duydum kızım, kader. Ecelin yaşı saati yok. Başın sağ olsun. O gencecik, hayat dolu adam. Yeniden burada olduğunu görünce çok sevindim. Haklısın kırılmakta. Ama bilsen sen de bana hak verirsin. Çok tatsız, felaket bir geceydi. Bir iş grubuyla fena kapışmıştım. Dünyada en istemediğim şey seni üzmektir. Seni seviyorum. Senden af diliyorum. Çocuğumun güzel annesi. Sana ne çok ihtiyacım var bilemezsin. Hele bugünlerde. Bu konuşmalarına beni ne kadar mutlu ettin bilemezsin. Özledim seni. Özlemişim. Cengiz iyi bir insandı. Zararsızdı, duygusaldı. Nilgün'e feci aşıktı. Bazı geceler hep beraber çıkmıştık. Nilgün Hanım için canına kıymaya kalkışmış, bize neler çektirmişti. Hiç sorma. Yakın zamana kadar beraber yaşıyorlardı. Sonra
Ne olduysa ayrıldılar. Öyleyse Nilgün Hanım rahmetli Cengiz'i en iyi tanıyan kişi olmalı. Evet. Cinayetin çözümünde de bize çok yararlı olabilir. Duymuşsa çok üzülmüştür. Git sen al getir Nilgün'ü. Hemen abi. Neden çağırdın beni buraya? Ne söyleyeceksen hemen söyle. Cengiz'in cesedini bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Kim bulmuş? Nerede? Ormanlık bir yerde. Ormanda mı? Evet. Cesedi bizden çalan kişi ya da kişiler götürüp ormana atmışlar. Nereden öğrendin? Kim söyledi? Ayşin eve geldi. O da ormana gitmiş. Cengiz'in cesedini görmüş. Cinayeti haber yapmış. Çok çabuk buldular cesedi. Birkaç gün geçseydi iş değilse. Koğuşturmayı da Ekrem yürütüyormuş. İyi mi? Herhangi bir ipucu falan bulmuşlar mı? Bilmiyorum. Gece ilaçla bile uyuyamadım. Ben de. Bir yandan da seni düşündüm. Neden? Ortak bir cinayetimiz var. Birbirimizden hiç ayrılamayız artık. Neye ortak? Sen öldürdün Cengiz'i. Hayır. Tek başıma gücüm yetmezdi benim. Beraber öldürdük. Sonra beraberce ortadan kaldırdık. Ne kadar aşağılıksın. Nevin Hanım, bu çok tatsız bir şey. Nilgün Hanım'ın özel hayatı, eski bir ilişkisi bu cinayet yüzünden herkesçe duyulacak. Böyle bir nedenle gelmek istemezdim ama görevim. Tabii haklısınız. En önemlisi de katilin bulunması, cezasını çekmesi. Evet, şüphesiz en önemlisi de bu. Ama az önce çıktı Nilgün, ne zaman döneceğini de bilmiyorum. Sizi ararsa ya da gelecek olursa söyleyin. Emniyet müdürlüğüne gelsin hemen. Tabii söylerim. Ekrem Bey kendisini özellikle bekliyor. Hı hı. İyi günler. Cesedi arabanın bagajından alıp ormana kim attı? Kim ya da kimler? Demek peşimizdeydiler. Cinayeti, yani her şeyi gördüler. Sonra da nasıl arabanın bagajından aldılar? Şu dakikaya kadar da ne seni ne de beni aramadılar. Efendim anne. Ekrem'in yardımcısı Selim Bey geldi. Seni aradı. Beni mi aradı? Niçin? Cengiz'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma yapıyorlar. Benden ne istiyorlarmış? Bilmiyorum. Ekrem seni özellikle bekliyormuş. Hemen gitmelisin. Hayır, gidemem. Zaten çok üzgünüm. Bir de oralarda sorgu. Sual. Bunalamam. Bu resmi bir çağrı, bir görev. Gitmelisin. Mecbursun. Hem gitmemen için ne sebep var? Tamam, peki anne. Ekrem çağırıyor. Mutlaka bir ipucu, şüpheleneceği bir şey buldu. Yandım ben. Yanılıyorsun. Suçlu olsan polis ekibiyle almış çoktan götürmüşlerdi seni. Yardımcısıyla arattığına göre sadece Cengiz'e ait bir şeyler soracak. Evet, olabilir. Asıl gitmeyecek olursan şüphelendirirsin Ekrem'i. Haklısın, gidiyorum. Ekrem'le konuştuktan sonra hemen ara beni. Merakta bırakma. Nilgün Hanım, Cengiz'in intihar etmesini... Sizi nasıl etkiledi? Kim öldürmüş olabilir acaba? Nilgün Hanım, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. Önce yetkililerle konuşmalıyım. Birkaç soru daha sorsaydı. Başın sağ olsun Nilgün. Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum ama Cengiz'in katilini bulmak için bize en çok sen yardım edeceksin. Ne istersen yapmaya hazırım. Önce şunu söylemek istiyorum. Sadece üzgün değil... Çok pişman ve çok suçluyum. Neymiş suçun? Canına kıymaya kalkıştığı gün yanına gitmediğim için azap çekiyorum. Evet, ısrarla seni istemişti. Gelmemiştin. Niçin ayrılmışız Cengiz Özyurt'tan? Kavga, ihanet, kıskançlık gibi nedenlerden mi? Hayır, asla. O evlenmek istiyordu. Ben kendimi ve onun kazancını yeterli bulmuyordum. Geleceğe ait planlarım vardı. Yükselmek, başarılı bir sanatçı olmak istiyordum. Ayrıldıktan sonra en son ne zaman gördünüz Cengiz'i? Sanırım 3 hafta önce bir defile sırasında. Soyunma odasının önünde çevirmişti beni. Barışmak istemişti. İyi düşünün. Daha sonra da gördünüz, konuştunuz. Gördün mü? Nasıl olur? Nerede acaba? Düşünün biraz. Ne zaman görmüş olabilirim ki? Büyük bir inşaatın önünde konuştunuz. 9 gün önce. Aa, evet, hatırladım. Orhan Bey sana da yeni bir villa, yeni bir daire mi yapacak? Yapacak, yapmayacak. Sana ne? Ona mı güvenerek terk ettin beni? Yoksa trilyoner babana mı?
Elbette ki babama güveniyorum. Peşimde o kadar çok dolaştı ki bazılarını hatırlayamayışım çok doğal. Kafasına ağır bir cam veya şişeyle vurulmuş. Laboratuvardan gelen raporda saç diplerinde cam zerrecikleri ve cam tozcukları olduğu açıklanıyor. Öldürüldüğü sırada yüksek dozda alkollü olduğu saptandı. Çok mu içki içerdi? Beraberken hayır. Ama benden sonrasını bilemem. Beraberken ikiniz de çok içerdiniz. Bir sabah gece kulübünden iyice sarhoş çıktınız. Çöpçüye ve geçen arabalara laf attınız. Kim görmüş? Gece kulübünün kapıcısı. Öldürülen Cengiz'le uzun süreli bir ilişkiniz olduğu kesin. Her şeyi hatırlamanız çok önemli ve çok gerekli. Şimdi size bir şey daha soracağım. Ekrem Bey nerede? Ekrem Bey'le konuşmak istiyorum. Nerede olduğunu bilemeyiz. Sorgulama bizim görevimiz zaten. Evet. Beyefendi sizi odasında bekliyor efendim. Tamam. Beni istemişsiniz. Girdiğiniz çelik köprü ihalesi beni müthiş ilgilendiriyor. Yönetim kurulu oy birliğiyle karar almıştı. Kazanacağımdan da hiç şüphem yok. İhaleyi kazanmak kadar bu işten ne kazanacağımız da önemli. Ben bazı çelik köprü uzmanlarına bir rapor hazırlattım. Okumanı istiyorum. Peki efendim. Nasılsın? Nasıl gidiyor evlilik? Çok iyi. Sizin Nazan'la barışmanıza çok sevindim. Evlenmenizden önce sana söylediklerimi unutmadın değil mi? Onu sakın üzme, incitme. Sana düşman kesilirim demiştim. Nazan'ı zaten çok seviyorum. Söylemiş olmasanız bile üzme. Burası benim odamdı biliyorsunuz. Şimdi görevime dönüyorum ve odamı rica ediyorum. Söyleyin başka bir oda versinler size. Siz ailemize ve şirketlerimize çok sonra geldiniz. Başka bir odaya sizin gitmeniz gerekir. Böyle kaba saba taşlar atma, ısrar da etme. Çıkmayacağım bu odadan. O zaman zorla çıkartırım sizi. Dene de göreyim. İleri gidiyorsun. Hadi. Gücün yetiyorsa çıkar bakayım. Yeter, uzatma artık. İkinize de yakışmıyor. Bir oda için tartışmaya değer mi? Bana değil, kızına söyle. Biliyorsun, ilk günden beri çekemedi beni. Ayırmaya çalıştı. Mikropluk etti. Kıskandı. Nikahımıza da gelmedi. Meğer ne kadar doğru yapmışım. Şimdi de geri dönüyormuş. Hem tükürdüğünü yalıyor hem de odamda odam diye tepiniyor. Ne kadar görgüsüz ve şımarık büyütmüşsün. Yazık. İkimize de hakaret ediyorsun. Çok ayıp. Yılan uyandı nihayet. Zehirini saçıyor. Şaşırma babacığım. Al kızını götür hemen buradan. Yoksa yapmadığımı bırakmam. Bana mı diyorsun? Sana diyorum evet. Baba kız bir olup beni ezmeye kalkışmayın sakın. Yoksa fena ödetirim. Dünyada hiç kimse benimle böyle Ben konuşurum çünkü hak ettin. Bu kadını yeniden getirmeyecektim buraya. Bu kadın dediğin benim kızım. Neyin nesi olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Çıkın dedim. Terk edin odamı. Hemen. Sen ne bekliyorsun? Daha ne kadar terbiyesiz ve nankör olabilirsin? Onu anlamaya çalışıyorum. Sana şimdi anlatırım ben. Kal orada, kal dedim. Dua et ki babam sana delice aşık. Ve bu onun da benim de elimizi kolumuzu bağlıyor. Anladın mı nihayet? Sen de şunu anla. Babamın aşkı elimizi kolumuzu şimdilik bağlıyor. Başka bir oda buldum kendime. Karın yönetim kurulu başkanlığına iyice ısınmış. Odasını da çok sevmiş. Belki de ben ısrarcı ve inatçı olmamalıydım. Bir yudum ister misin? Hayır. Sen de içme. Bu tartışmayı da fazla ciddiye alma. Nasıl almayayım? Genç bir kadın. Aramıza yeni gelmiş. Elbet biraz naz yapacak. Biraz da bizim bağlılığımızı kıskanacak. Öyle mi düşünüyorsun? Evet babacığım. Huyunu bilirim. Hiçbir şeyi unutmaz. Hınçlanırsın. Doğru. Ama bu rakibin ya da düşmanın değil karın. Bir süre için yapacaklarını hoş göreceksin. Ne kadar anlayışlı ve iyisin. Ayrıca bugünkü öfkesinin altında bana olan kırgınlığı da yatıyordu. Bunu da unutma. İyi ki dönüp geldin. Bundan sonra da hep yanında olacağım. En çok buna sevindim. Babayla kızına yapmadığımı bırakmadım bugün. İlk defa açıkça saldırdım. İkisini de aşağıladım. Odamdan kovdum. Ne yaptılar? Kocam olacak zavallı boynunu büküp odamdan çıktı. Kızı da hafiften hava basıp defolup gitti. Zehir meselesi ne durumda? Gayet iyi gidiyor.
Bu akşam yine vereceğim. Onu hem zehirle hem de hakaretle, eziyetle öldüreceğim. Gel artık. Yalnız seni istiyorum. Bekir bir daha asla yaklaşamayacak bana. Nasıl yaklaşamayacak? Kocan o senin. Artık değil. Sadece babamın katili. Sadece can düşmanım artık. Cengiz Özyurt'u sizce kimi öldürmüş olabilir? Bilmiyorum. Kavgalı olduğu, kızdığı, düşmanlık güttüğü biri veya birileri var mıydı? Bilemem. Biz beraber yaşıyorduk ama günün her saati, her dakikası beraber değildik. Gene de birbirinizin özelliklerini bilmeniz gerekir. Sizinki sıradan bir ilişki değil çünkü. Sizin için intihara kalkışmış. Canına kıymasın diye sizi çağırmışlar. Gitmemişsiniz. Bu nasıl öylesi bir dargınlık? Çok kırgındım. Kendini öldüreceğine de inanmamıştım. İlişki bitebilir, insanlar ayrılır. Ama sizinki çok kötü bitmiş. Adeta düşmanca. Neden? Hiçbir konuda anlaşamıyorduk. Bu derece büyük bir dargınlığın başka bir nedeni olabilir mi? Ne gibi? Cengiz'le beraberken veya daha sonra başka bir erkek girdi mi hayatınıza? Şu anda beraber olduğunuz bir erkek var mı? Aslında yok sayılır. Sayılmaz. Var mı yok mu? Bir bardak su istiyorum. Bir hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. İsmi Fatma. Sizin eski korumanızın eşiymiş efendim. Al bakalım. Buyurun. Ahmet'in karısıyım ben. Ne istiyorsun? Öldürdüler kocamı. Senin hizmetindeyken. Yıllar önce ayrılmış yanımdan. Hizmetimde değildi. Ben biliyorum beyefendi. Telefonlaşıyordunuz. Yanılıyorsun. Kocanı uzun zamandır ne gördüm ne konuştum. Kocam sizin için canını verdi. Bak telefonum çalıyor. Hadi güle güle. Bana yardımınız icap eder. Uzatırsan seni üzerim. Bir daha da buraya geleyim deme. Hadi başın sağ olsun. Efendim? Seni aramaya mecbur kaldım. Rahatsız ediyorum. Affedersin. Ne istiyorsun? Nilgün'ü Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya aldılar. Saatlerdir orada yavrucu. Neden sorguluyorlar? Nasıl bir suç işledi? Suç işlemiş değil. Eskiden arkadaşlık yaptığı bir erkek öldürülmüş. Senin hatırlı tanıdıkların vardır. Rica etsen de Nilgün'ü salıvermek için acaba... Suçluysa benim rica etmemle falan salıvermezler. Suçsuzsa nasıl olsa bırakırlar. Bekle bakalım. İkinizin de aklı başına gelsin biraz. Cengiz Özyurt sizi ümitsizce seviyor. Ölümden dönüyor. Peşinizden ayrılmıyor. Barışmak istiyor. Dün sizi aradı mı? Hayır, aramadı. Telefonla ya da kapınıza gelerek veya araya bir başkasını sokarak hiç aramadı mı sizi? Hayır, aramadı. Hayatınızdaki yeni erkekle sizi hiçbir arada gördü mü? Hiç kimse yok hayatımda. Varsayılır demiştiniz. Kim bu erkek? Kesinlikle yok böyle biri. Dün bütün gün neler yaptınız? Neredeydiniz? Tam hatırlamıyorum ama... Sabah yürüyüş yaptım tek başıma. Sonra dinlendim, uyudum, kitap okudum. Evden hiç çıkmadım. Yalnız mı oturuyorsunuz? Hayır, annemle. Anneniz de evde miydi hep? Evdeydi, evet. Niçin soruyorsunuz bütün bunları? Bütün gün ve bütün gece evdeydiniz, öyle mi? Yok, bir ara sokağa çıktım. Saat kaçta çıktınız? Akşam saat 8:30 civarında. Nereye gittiniz? Bir pastanede oturdum, çay içtim. Kaçta döndünüz eve? 1 saat sonra. Yani 9:30 veya 10'da evdeydiniz. Evet, herhalde. Doktor raporuna göre Cengiz Özyurt gece 23:20'de yani 11:30 civarında öldürülmüş. Siz o saatte evdeydiniz. Uyumuş muydunuz? Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Yoksa annenizle sohbet mi ediyordunuz? Oturuyorduk, evet. Yok, hayır, bilmiyorum. Bilmeniz gerekiyor. Hatırlayın lütfen. Rahat bırakın beni, yeter! Anneniz hatırlar herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum. Uyumak istiyorum. Git hemen annesini getir. Evime gitmek istiyorum. Hemen. Birkaç peki soru daha sormamız gerekiyor. Şimdi flash haber. Evet sayın seyirciler. Ünlü iş adamı Bekir Gökçay'ın kızı olduğunu alaylı bir şekilde ispatlayan Nilgün Gökçay bir cinayet nedeniyle sorgulanıyor. Sabah erken saatte Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Nilgün Gökçay'ın uzun süre beraber olduğu Cengiz Gürtan'ın öldürülmesiyle ilgili bir sorgulaması şu dakikaya kadar sürüyor.
Nilgün Gökçay'ın çok üzgün ve bitkin olduğu gözlendi. Bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyleyen Nilgün Gökçay, sevgilisi Cengiz Gürtan'ın ölümüne çok üzüldüğünü belirtiyor. Evet sayın seyirciler, şimdi bu konuda Sayın Bekir Gökçay'la telefon bağlantısı kurmaya çalışacağız. Bu işin de çok oluyor artık. Beni her kim ararsa kesinlikle yok. Peki. Bu Nilgün yüzünden 20 yıldır üzüldüğüm çektiğim yetmedi mi? Şunu iç ve sakin ol. Bu kadar gerginlik senin yaşında bir erkek için çok tehlikelidir. Evet sayın seyirciler, Emniyet Müdürlüğü'nün önünden canlı yayına devam ediyoruz. Kendisi için canına kıymaya kalkışmış olan sevgilisinin ani ve feci bir cinayete kurban gitmesi, Nilgün Gökçay'ın da çok ünlü bir iş adamının kızı olması geniş bir çevrede büyük yankı uyandırdı. Nilgün Gökçay'ın sorgulamada vereceği cevapların cinayetin aydınlatılmasına büyük ölçüde yardımcı olacağı tahmin ediliyor. Çok üzüldüm. Hem Cengiz'e acıdım hem de Nilgün için korktum bir an. Neden korktun? Bir tatsızlık var gibi. Nilgün'ün saatlerce ifade vermesi, hala sorguda olması doğal değil sanki. Sizin de şubemize kadar gelmeniz gerekiyor. Ya. Mümkünse hemen. Nilgün orada mı hala? Evet, sorgulanıyor. Neden? Sabahtan beri ne bitmez sorgu bu böyle. Hazırlanın, hemen çıkalım. Vah kızım, vah Nilgün'üm. O hiç dayanamaz böyle şeylere. Geç kalıyoruz. Affedersiniz, giderim. Nilgün Hanım, lütfen bize kesin bir şey söyleyin. Dün gece evde miydiniz, dışarıda mı? Her dakikamı ölçüp biçmedim şimdiye kadar. Dakika değil, bütün bir geceyi soruyoruz. Gittiğiniz pastaneyi hatırlıyor musunuz? Size çay servisi yapan garsonu? Hatırlamıyorum. Önce evden hiç çıkmadım dediniz. Sonra akşam çıktım, döndüm diye düzelttiniz. Hangisi doğru? İkisi de. Yeter, yeter! Hayatınızdaki yeni erkek de pastanede sizinle beraber miydi? Hayır, değildi. Kim bu erkek? Cengiz biliyor muydu bu ilişkinizi? Sizi tehdit mi ediyordu? Evet. Yani evet dememi istiyorsunuz. Yeter, yalvarırım. Cengiz o erkeği ve sizi tehdit ediyordu, öyle mi? Kızıma yüklenmeyin boş yere. O beni korumaya çalışıyor. Çünkü ben öldürdüm Cengiz'i. Anne! Suçlu benim. Cengiz'in katili benim. Efendim? Nazancığım, felaket. Ne oldu? Söyle, korkutma beni. Ayşin, sana söylüyorum. Nevin teyze katilmiş. Cengiz'in katili. Ne? Hayır, olamaz. İnanamam. Ne yazık ki doğru. Kendi gelmiş Ekrem'e. Kendi itiraf etmiş. Ekrem haber verdi şimdi. Allah'ım, nasıl olur? Nasıl? Nevin teyze gibi bir kadın neden yapar bunu? Neden? Ne olmuş, söyler misin? Cengiz'i Nevin teyze öldürmüş. Ne? Olamaz öyle şey. Ne yazık ki öldürmüş. Ekrem'e gidip teslim olmuş. Teslim mi olmuş? Ben öldürdüm mü demiş? Evet, dedim ya. Nevin Hanım Cengiz'in katili olmuş demek. Ya, öyle gerekmiş demek. Evet, anladım. Vay be. Gel benimle ne olur, durma. Nereye istersen gelirim. Babama gidelim. Bir şeyler yapsın Nevin teyze için. Arkadaşlar, Cengiz Özyurt'un katili az önce teslim olarak suçunu itiraf etti. Nilgün Gökçe'nin annesi olduğu söyleniyor, doğru mu? Evet, doğru. Kızımın peşini bırakmıyor, telefonlar ediyor, korkutuyor, öldüreceğini söylüyordu. Kızımı korumak ve kurtarmak için elimi kana bulamak zorunda kaldım. Bırak beni Bekir. Bırak, istemiyorum. Neden? Neden diye sordum. Benden kaçıyor gibisin. Kaçmak değil bu. Seni istememek.
Nasıl söylersin bunu? Bana aşıktın. Delice seviyordun hani. O duygularım söndü. Suçlusu da ben değilim. Seni yaşlı ve yetersiz buluyorum. Olamaz. Hayır, inanamam. Canımı acıtıyorsun, bırak beni. Babacığım, felaket. Duydun mu? Duydun değil mi? Neyi duydun mu? Nevin teyze. Cinayet işlemiş, tutuklamışlar. Cinayet mi? Nevin Hanım mı? Nilgün'ün sevgilisini öldürmüş. Kurtar onu babacığım, yalvarırım kurtar. Nevin teyze benim annem gibidir. Beni o büyüttü. Onu nasıl sevdiğimi bilirsin. Bilirim ama kendine gel. Sakin ol Nazan. Bir şeyler yap, ne olur, yalvarırım. Ne diyeceğimi bilemiyorum anne. Ama yapacağım bir şey var. Senin suçsuz, günahsız yere hapis yatmana asla razı olamam. Suçlu benim. Onu ben... Hayır, ben öldürdüm. Cezasını da ben çekeceğim. Anneciğim, sen bir meleksin. Ama benim için kendini yakmana... Kader diyelim. Alın yazısı. Ağlama artık. Günlerdir çok korktun, çok acı çektin. Bir süre unut bütün bunları. Sen burada çile doldururken ben rahat bir soluk bile alamam. Yaşayamam. Sana bütün emeklerim, bütün yaptıklarım sütüm gibi helal olsun. Yeter ki ağlama artık. Git, kendini toplamaya çalış. Ben de uzanayım biraz. Nasıl bildin, nasıl öğrendin? Cengiz'i benim. Orhan'la ilişkini biliyor, çok üzülüyordum. O gece seninle konuşmaya karar verip geldim. Bu adamdan ayrılmaya çalış. Nazan'a çok yazık olacak diyecektim sana. Her ne pahasına olursa olsun seni Orhan'dan ayıracaktım. Ölmüş. Eyvah! Polise haber vermemiz lazım. Mahvolurum ben, hapse atarlar beni. Mecburuz. Değiliz, manyak mısın sen? Senin yüzünden geldi bütün bunlar başıma. Bir çaremiz var. Tek çaremiz bu cesedi yok etmek. Nasıl? Benim kızım katildi. Adam öldürmüştü. Çıldıracak gibiydim. İçeriyi silelim, kan izlerini. Tamam, hadi hemen. Ama duracak vaktim yoktu. Seni mutlaka kurtarmalıydım. En ufak bir yakalanma ihtimalim bile kalmamalıydı. Tek çaredi cesedi senden, senin yanından uzaklaştırmaktı. Arabamı Orhan'ın arabasına yaklaştırmıştım. Cesedi zorla kendi arabamın bagajına attım. Kurtulmuştum. Şimdi de kendimi kurtarmalıydım. Şehrin dışındaki ormana gittim. Oraya bir ceset atılacağı kimsenin aklına gelmez diye düşündüm. Sonra da hiçbir iz bırakmamak için halıyı ateşe verip yaktım. Hepsi bu işte. İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ama gerekirse senin için aynı şeyi gene yaparım. Hayır. Ben savcılığa gidip teslim olacağım. Sana hakkımı helal etmem o zaman. Ben yaşadığım kadar yaşadım. Hayat senin bundan sonra. Anne, senin için ölebilirim. Şimdiye kadar ikimizin de yüzü hiç gülmedi. Kendimi feda edişim bir işe yaramadı. Hiç değilse sen mutlu olmalısın.